Şükrü, canı kaldır, Irmağı da çağır. Yemek yensin, uyusunlar sonra. Hadi. Tamam. Can Bey. Can Bey. Hı. Yemek hazır. Can, hadi kalk gel. Bak çok güzel çorba var, senin sevdiğinden. Ben yavaş yavaş gideyim. Yok yok ya, kimse rahatsız olmasın, ben gidiyorum zaten. Nereye? Otele. Hayır, böyle bir günde otelde kalamazsın. Otur şuraya, yemeğini ye, yatıp dinlenirsin, ayakta duramıyorsun. Otur şuraya. Gel şöyle gel. Allah aşkına otur musun şöyle? Hiçbir yere gitmiyorsun. Otur. Siz gidiyor musunuz Sermet Bey? Evet, gidiyorum. Ya bir dakika, ben hakikaten otelde de varım, çok rahat edeceğim. Otur, ya. Otur oraya. Sermet. Gelme bana lütfen. Onlar şimdi yemeklerini yiyip yatıp uyuyacaklar. Biz otururuz baş başa, lütfen. Sen gel benimle. Nasıl bırakıp geleyim onları bu halde? Peki ben seni burada nasıl bırakayım eski sevgilinle? Ya onları burada bırakacaksın... ...ya da beni bırakacaksın Deniz. Ablacığım geliyor musun? Evi yanan Sermet Bey değil. Kapa çeneni. Bak bu kardeşin artık haddini aşıyor. Kendimi zor tutuyorum. Ben gidiyorum. Geliyorsan gel. Ben çıkıyorum. Siz yemeğinizi yiyip yatıp dinlenirsiniz. Çünkü ilgilenecek size. Ne oldu? Namusuna mı dokundu sevgilinle burada kal? Can abuk sabuk konuşma lütfen. Bak nasıl korkutuyor kızı sana söylediğim gibi. Tamam ablacığım git git. Aynen böyle devam et. Ne benim çektiğim ne canın çektiği acı umrunda bile değil zaten. Adam o kadar korkutmuş ki seni. Dizginleri öyle bir vermişsin ki eline. Aileni hiçe sayıyorsun. Deniz. Bana bak. Bana bak, kapı o çeneni. Kapı o çeneni, yeter artık. Bu çeneni tutmayı öğreneceksin. Esas ben senin elinden dizginlerimi nasıl kurtaracağım? Pislik! Gel şöyle gel. Gel otur, gel. Abi kusura bakma ya, hani itfaiye falan anca yetişebildim ya. Önemli değil ya. Nasıl durumlar? Abi görsen işler açısı adamın hali ya. Yeri olduğu gibi yanmış gitmiş falan filan yani. Çok kötü. Bizim adam ne oldu, çıktı mı? Yok daha çıkmadı. Eli kulağında çıkar şimdi. Mesaisi bitti. İyi, iyi. Ben de korktum ya. Geç kalacağım, yetişemeyeceğim falan diye. Pardon abi ya. Affedersin. Hadi sana ya. Kızımız işleriyse bak şey yapma. Yok abi ya, alakası yok. Ablamlardan haberin var mı? Çok merak ettim. Telefonlarımı da açmıyorlar. Al işte hep kredi muredi abi. Zorlan para dağıtıyorlar yani. Ne alakası mı alakası yok diyorsun var. Kızsa harbiden şey yap. Zaten olmaması anormal olur. Aslan gibi çocuksun. Yok abi sağ ol da hani yok alakası yok. Deniz tamam, sakin ol. Irmağın her zamanki hareketleri. Bir de Nari'nin hamile olduğunu öğrenince iyice zıvanadan çıktı. Bir daha sakın sana olan zaafımı kullanma Sermet. Beni seninle tehdit etme. Sen kaybedersin. Ben sana 6 saat önce evlenme teklif etmişim. Seni o evde o herifle yalnız bırakamazdım, kusura bakma. Adamın evi yanmış ya. Evi yanmış. İnsanlık görevi ya. Sokakta mı bırakayım ben adamı? Ev tutalım, ev alalım, otel bulalım, otel alalım.
Irmak bunu bile bile yaptı. Can'ı o eve getirdi, benim arıza çıkartacağımı biliyordu. Tamam. Sana gidiyoruz işte. Tamam, sıkıntı yok. Ben seni anladım. Sen de beni anlayacaksın. Bizim bakış açımız farklı ama ben sana kendimi anlatmanın bir yolunu bulacağım. Bir ortak yol bulacağız. Tamam. Deniz, kusura bakma da yani sen beni eski sevgilimle benim evimde görsen ne yapardın? Narin size geldiğinde ben hadise çıkartıyor muyum Sermet Bey? Deniz, Narin eli benim elime değmedi. Ama sen Can'la nikah masasını oturdun. Ben o nikah masasından senin için kaçtım ama gelinliklerimle. Ha? Sen hala kıskanıyorsun. Bravo ya. Tamam Deniz. Tamam. Tamam. Sana tamam. Neyse abi, sen bu hasta bakıcı işini hiç kafana takma hani. Bana göster adamı, sonra ortadan kaybol. O iş bende, ben halledeceğim yani. Ali sağ ol, her şey için Allah razı olsun da. Delikanlı gibi bana cevap ver bak. Sermet beni sevmez, ben de onu sevmem biliyorsun. Sizde de hiçbir teşviki mesaimiz falan bir şey olmadı. Birden bu yardım işleri bilmem ne falan filan ne ayak yani. Delikanlı gibi söyle bana. Ya abi şimdi sen hani bir yerde bizim aileden sayılırsın hani. Senin başına bir şey gelse ucu kızlara dokunur. E sen de bir yerde bizim Şadiye bacımızı korumuşsun, kollamışsın. Başına bir iş gelmiş. Biz de seni koruyacağız, kollayacağız yani. Bu işler böyle. Hiç bu kadar aciz kalmamıştım hayatımda ya. Bir de ben zorladım kıza, evlen, 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 evlen. Herif itin teki çıktı, anasını satayım. Yani mecbur kaldım, mecburiyete bir sinirlendim. İkinci kattan güm yani aşağı. E fişini çekmesem ne olacak? Kendine gelecek, yine gidecek Şadiye'ye bir şey yapacak falan filan. Mecbur kaldım yani. Yok abi ya, sen hani kızını korumak adına en doğru şeyi yapmışsın. Yapmışsın da biraz böyle dağınık pis yapmışsın abi. Böyle yapılmaz bu işler yani. Arkada iz bırakmayacaksın, temiz olacaksın falan filan yani. Amatör işi bunlar. Ali dağınık mı? Ne diyorsun oğlum sen? Ben katil miyim ya? Allah Allah. Kızım için yaptık, tamam geçti gitti. Hayret bir şeysin ya. Yemin ediyorum tam burama kadar borç içindeyim. Herif tam bir şam şeytanı çıktı ya. Elimde avucumda ne var hepsini aldı, yemin ediyorum sana. Onu değil mi? Bilmeyeni anlatacağım ben şimdi. Nasıl, ne yapacağım hiç bilmiyorum ya. Abicim sen üzmeyeceksin tatlı canını ya. Bak ben bu olayı halledeceğim. Gayet sessiz, steril. Halledeceğim ben ya, lütfen ya. İnşallah. Adam çıktı, bu işte, bu, bu, bu. Siyah montlu olan mı? Ha, siyah montlu. Cebinde bak. Çakallı ya. Bu mu? Görüyorsun değil mi, her şeyi nasıl birer birer kaybettim. Önce Deniz gitti. Şimdi evim yandı. Resimlerim gitti. Huzurum. Ne yaptım ben Irmak? Ha? Yani ne suç işledim dedi, neyin cezasını çekiyorum anlamıyorum ki. Görüyorsun işte, her şeyi birer birer kaybediyorum. Böyle konuşma Can. Tamam mı? Biz yenilmeyeceğiz. Hayat bize kaç darbe vurursa vursun biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Bak benim halime, benim sevdiğim adam evlendi. Şimdi baba olmaya hazırlanıyor. Ben ne yapayım? Ablamı zorba herif yüzünden bana cephe aldı, benim suratıma tokat attı. Ama bizim başımız öne eğilmeyecek. Tamam mı? Ben senin yanında olacağım. Yarın resme tekrar başlayacaksın. Her şeye yeniden başlayacağız. Birlikte. Yok. Ben bıraktım artık ya. Tamam, yenildim. Kabul ediyorum. Bırakıyorum. Teslim oluyorum Irmak. Sana da aynısını tavsiye ederim. Özür dilerim. Mahvettim seni ama o evi yakmaya mecburdum. Evin yanmasaydı buraya gelmeyecektin. Sana söz veriyorum, sana yaşattığım bu kabusu telafi edeceğim. Sen ablamı o adamdan kurtarmama yardım edeceksin. Ben de seni dünyanın en başarılı adamlarından biri yapacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.